Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Claude Cahen'in Osmanlılardan Önce Anadolu başlıklı kitabını değerlendireceğiz. Kitap Erol Üye Pazarcı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Osmanlılardan Önce Anadolu sanıldığı kadar karanlık, içeriğine nüfuz edilemeyecek bir toplumsal yapı örneği ortaya koymuyor. Son derece açık, elimizdeki kaynaklar Osmanlı öncesi Anadolu'su hakkında da ulaşabileceğimiz pek çok verinin bulunduğunu, hatta üzerinde değerlendirme yapabileceğimizi, çözümlemeler yapma imkanı bulabileceğimizi gösteriyor. Cahen Osmanlı öncesi Anadolu'sunu iki ana bölümde ele almaktadır. Bunlardan birincisi Moğollardan önceki toplum ve kurumlar bağlamında Selçuklu toplumunu inceliyor. Arkasından da ikinci bölümde Moğolların egemen olduğu, Moğolların Anadolu'yu etki altına alıp bir anlamda kontrol altında tuttukları tarihsel süreci ele almaktadır. İki ayrı dönem bugün için de çok önemli. Yer yer içinden geçtiğimiz süreçleri değerlendirirken tarihte kendimize bir karşılık bulmaya, benzer durumları değerlendirmeye, karşılaştırmaya çalıştığımızı biliyoruz. İçinden geçtiğimiz bazen kargaşa, bazen hiçbir şeyin çok net olarak gözlemlenemediği kimi tarihsel durumları geçmişte de karşılık arayarak, geçmişte de benzer durumlarla eşleştirerek değerlendirmek mümkün. Bizim kendi geleneğimizde fetret dönemi olarak değerlendirilen ve özellikle Moğolların Anadolu'ya gelişiyle birlikte ortaya çıkan kargaşa, iç isyanlar, iç karışıklıklar, beylikler dönemi vesaire gibi tarihsel dönemler ele alındığında bu kitap çok daha değerli, çok daha önemli bir referans kaynağı olarak dikkat çekmeye başlıyor. Oysa burada kitapta yazarın asıl üzerinde durmak istediği şey Osmanlı öncesi Anadolu'sunun nasıl yapılandığı, nasıl şekillendiği konusudur. Pagan ve Bizans mirası üzerine oturmuş bir toplumsal yapının Orta Asya'dan gelen bir kültürle karşılaşmasının ortaya çıkaracağı sonuçlar bir hayli önemlidir. Orta Asya'dan kadınlarıyla, çocuklarıyla, hayvanlarıyla, gelenekleriyle, bütün bir müktesebatla birlikte Anadolu'ya gelmeyi başaran, akın akın gelmeyi başaran bir topluluğun, bir topluluk zincirinin burada her şeyi kendine hazır bulduğunu söylemek mümkün değil. Kuşkusuz oturmuş Bizans gelenekleri, oturmuş yerleşik paganist algılar ve gelenekler, yabancısı olduğu kültür, yabancısı olduğu medeniyet kodları, bunlarla karşılaşması ve ortaya çıkan Selçuklu devleti çok ciddi anlamda bu tarihsel sürecin değerlendirilmesini ve okunmasını gerekli kılmaktadır. Bizans mirası, arkasından İran mirası, İran'ın etkileri ve ortaya özgün bütün bu sentezlerden yola çıkarak üretilmiş yeni bir medeniyet üretmektedir. Bu medeniyet Osmanlı öncesi Anadolu'sunda Selçuklu medeniyeti olarak tanımlanmaktadır. Tabii ki bütün bu kendi içinde düzenli, oturaklı, kültürel kodlarıyla, ekonomik tercihleriyle, toprak rejimiyle, gündelik hayatı inşa eden yaşama disipliniyle, yaşama biçimiyle Selçuklu medeniyeti büyük bir saldırıyla karşı karşıya gelecek ve Moğol akınlarıyla birlikte Anadolu büyük bir fetret sürecine dahil olacaktır. Fetret dönemi son derece karmaşık, yapıların birbirine karıştığı, değerlerin alt üst olduğu bir dönem olması açısından dikkat çekiyor. Anarşinin, nihilizmin, iç çekişmelerin, gerilimin, iktidar düzeylerinin alt üst olduğu bir tarihsel dönemi bugün eldeki verileri takip ederek sıkı bir şekilde okumak gerekiyor. Cahen aslında Moğol dönemini, bu kargaşanın nasıl sistematik bir biçime kavuştuğunu, bu kargaşadan daha sonra Osmanlı toplumsal yapısının nasıl ortaya çıktığını göstermek için büyük bir özenle değerlendirmeye almaktadır. Osmanlılardan önce Anadolu, Osmanlı yapısının, Osmanlı medeniyetinin basit uğraşların bir ürünü olmadığını, büyük bir tecrübeyi, büyük bir birikimi taşıyarak ortaya çıktığını göstermesi açısından oldukça önemli ve tabii ki okuması da bir hayli keyifli bir çalışma. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.